Merhaba arkadaşlar, bu hafta Nebil Sayın'la sokaktayız. Merhaba abi, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İşte yaşıyoruz bir şekilde. Bir dizi yoğunluğunda Haziran'da çıktınız. Evet. İçeride diye böyle efsane bir diziydi. Ve Türkiye'yi gündemine oturmuş bir diziydi. Coşkun karakteri. Yani farklıydı. Farklıydı. O yüzden dikkat çekti. Evet. Oyunculuğunuz da orada çok iyiydi. Yani şu an gerçekten çok iyi. Hani bunu söylemek belki benim haddim değil ama bir izleyici olarak gerçekten çok beğendim. Öyle diyebilirim. Hayran kaldım. Yani o set çaycısının elinden çay içtikten sonra, o makyajın, o kuaförün elinden geçtikten, o asistanların hadi Nebil abi sahnen geldi diye çağırmasından sonra zaten oraya sığır bağlasan güzel oynardı. Estağfurullah, yok. Gerçekten iyiydiniz, onu söyleyeyim. Peki şimdi yeni bir dizi başlıyor. Evet. Çukur. Ve hatta başladı sayılabilir. Bu video yayınlandığında başlamış olacak. Evet. Orada Muhittin karakterini oynayacaksınız. Nasıl bir karakter? İşte Muhittin eski müzisyen, mahallede berberlik yapıyor. Biraz kriminal bir bölge. Fakat Muhittin ruhunda sanat olduğu için, müzik olduğu için kendini biraz o dünyadan uzak tutmayı başarmış. Biraz farklı açıdan bakabiliyor orada yaşananlara. Böyle bir karakter. Evet. Yani ilk oynadığınız karakter biraz daha psikopatvari bir adamken, evet, şimdi daha sanatlı. Peki bir oyuncu olarak hangisi daha size sıcak gelir? Hepsi sıcak gelir. Yani beni zorladıktan sonra, bana yeni kapılar açtıktan sonra yani tarladaki domatesi oynamak da bana heyecan verir. Onun da yeşilini ayrı, kırmızısını ayrı oynarız. Yaparız yani. Peki genel anlamda neler yapıyorsunuz? Şu an bir dizi, işte set var. Boğaziçi Sanat'ta da başlıyorsunuz. Evet. Bunların dışında neler var? Valla işte şey var, benim her zaman biz oyuncular ekonomik anlamda biliyorsunuz yani istikrarsızdır hayatımız. Evet. Benim her zaman yedekte bir işim var. Bir deri eşya tasarımı yapıyorum, el yapımı tasarımlarım var. Yani Instagram hesabıma girerseniz orada görürsünüz zaten bazı ufak tefek eski çalışmalarımı. Bir taraftan onu işte bir ucundan devam ettiriyorum. Yani o işi bir tarafa bırakmıyorum. Bundan sonra çünkü piyasa koşulları belli. Her an işsiz kalma ihtimalimiz arkamızda böyle bekliyor bizi. Peki deri işi nerede yapıyorsunuz? Ya şöyle, İzmir'de yaşıyoruz biz. Evet. Ailem İzmir'de. 2 yıl önce biz İstanbul'u terk ettik. İzmir'e gittik. Hani oğlumun biraz çocukluğunu güzel geçirebileceği bir yerde yaşamak istedik. Tekrar döndünüz mü İzmir'e? buraya? Yani ben iş için gelip gitme halindeyim. Fakat şimdi İstanbul'daki zamanım İzmir'den daha fazla tutmaya başladı. O yüzden burada küçük bir atölye yapacağım şimdi günlerde. Boğaziçi Sanat'ta neler var? Evet. Boğaziçi Sanat'ta yani. Da işte atölye çalışmalarımız oluyor. Öyle. Yani henüz kaç daha... Kaç günü buralardasınız diye soralım Boğaziçi Sanat'ta. Yani valla haftanın 4 günü, 5 günü buralardayım. Olur. Yani işte set programın, prova programının dışında buradayım. Burada gittim. Evet. Şimdi sokağa gelelim. Nasıl bir sokakta büyüdünüz? Valla ben ana caddede büyüdüm. Yani Ankara'da, Anıttepe'de. Fakat şey, mahalle havasının olduğu, semt kültürünün yaşandığı bir yerde. Ondan sonra bir de bir nimet işte bütün binaların arka bahçeleri ortak bir bölgeye bakıyordu. Dolayısıyla kalabalık bir arkadaş grubumuz, işte iki sokağın ve caddenin bir kısmının toplamı kadar çocuk. Oralarda büyüdük. Sonra İzmir'de yaşadınız? Yok, hayır. İzmir'de yaşamadın mı? Ben fakülte bitene kadar Ankara'daydım. Sonrasında İstanbul'a geldim. İşte bir 17 yıl kadar da burada yaşadıktan sonra İzmir'e geçtik. Peki yani çocukluğunuza dair böyle hatırladığınız ilginç oyunlar var mıydı? Sokakta oynadınız. Genelde futbol, erkekler deyince futbol ama onun dışında. Ben çok yeteneksizdim. Oynayamıyordum, beceremiyordum. Beni ya kaleye, işte imkansız adam bulamazlarsa oynatıyorlardı beni. Bu saklambaç oynamaya bayılıyordum.
Onu çok seviyordum. Ondan sonra bir de şey, hani futbol değil ama başka top oyunu türevleri, yakan toptur, evet. İşte kıkalı saklambaçtır, dalyadır falan, onları oynadık. Onları oynadık. Evet. İstanbul'da en çok sevdiğiniz, beğendiğiniz bir sokak var mı? İstanbul'da bir yaklaşık 9 yılım benim tarla başında geçti. Mahallede Altın Bakkal sokakta geçti. Evet. O sokağı hiç unutamıyorum. Çok da severek hatırlıyorum. Arada yine giderim ama tabii eskisi gibi değil çünkü mahalle diye bir şey kalmadı artık. Oranın insanları da artık orada yaşayamıyorlar ekonomik sebeplerle. Aynen. Oraya rezidanslar yapıldı. İşte ben de şurada şöyle şununla oturmuştuk, sohbet etmiştik, şurada şu olmuştu diye boğazım düğümlenerek dolaşıyorum tarla başında. Ben Osman Bey'de falan görüyorum o taraflarda, oralarda mı oturuyorsunuz? Bazen karşılaştım birkaç defa, yanlış hatırlamıyorum. Valla şimdi İstanbul'da ev tutmadım daha. Aynen. O yüzden cebimde 5 tane anahtar, emlakçı gibi dolaşıyorum. Akşam artık yatma vakti geldiğinde hangi eve yakınsam oraya gidiyorum. O gün orada denk gelmiştir. Muhtemelen oralarda, evet, öyle denk gelmiştir. Peki var mı yeni bir projeniz, yeni çalışacak, yani dizi haricinde Çukur var zaten. Valla şu anda artık yeni bir proje görünmüyor. Yani yeter. Çünkü provaları yeni bitirdik zaten, evet. Karamazov kardeşleri yeni oynamaya başladık. Çukur'da işte bu hafta televizyonda dönmeye başlıyor. Yani bana bir nefes alacak zaman geldi. Bir yeni projeler zaten kendini gösterecektir, kendiliğinden oluşacaktır. Çukur'u ne zaman çekmeye başladınız? Çukur'u 2 ay oldu işte. Bayağı da gizli tutulmuş yani. Son 2 hafta, 3 haftadır değil mi tanıtımlara dönüyor, yanlış hatırlamıyorsam. Öyle yok, o kadar değil ama hani fazlaca böyle, evet. Herkesçe malum olması, evet, son 2-3 hafta. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için. Çok sağ olun, vakit ayırdığınız için. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.